Evet, geçmiş olsun sohbet takipçileri. Şu anda Bayram Düğün Köyü'ndeyiz. Daha önceden bizim yazılı olarak yayınladığımız dönemlerde Muzaffer Keskin amcamızla yaptığımız sohbeti her zaman dile getiririm. Çok hoşuma giden, çok anlamlı ve hikayeler, derslerinde hikayeler barındıran bir sohbetti. Şimdi tekrar Muzaffer amcamızın yanına geldik. Eğer bu videoyu paylaşır ve beğenirseniz, kanala abone olursanız mutlu oluruz, teşekkür ederiz. Şimdi sohbette başlayalım hemen. Evet Öncelikle kendini bir tanıt, bizi tekrar izleyecekler için. ben Bayram Doğu'ndan Muzaffer Keskin. Hadi Muzaffer Keskin'im. Burada sohbetime şöyle başlayacağım. Çocuk hatıram başlayacağım çocukluğumdan. Evet. Sene 1940 yandım ben. Kadınlar tarhana dökerdi o zaman toplanlardı. Kaynar su helkaya doldurmuşlar. Bu helkayenin üzerine tersine düştüm. Su kuvvetini açacağım. Yandı. Çare ne para var, ne pul var, ne nakliyat var. Peder rahmetinin iki okudu var eminim. Affedersiniz okudu. Evet. Bunu kaynaya koştu. Beni kaynaya bindirdi. İlk orası mevsimi yürüdük buradan. Ne Konya'nın ucu gelir ne bucağı gelir. Öküz ne? Git Allah git, git Allah git, git Allah git. Ha. Gelelim para. Şuna bir şu minder. Evet. Bunun içindeki ne? İçirik dedik. İçirik. Şöyle toplanır. Evet. Ondan minderin ucunu çöktüler. Oradan içirik çıkarttı. Şöyle bir çuvalın gözüne koydu. Yün parçası. Yün parçası Heh. toparlanır şöyle, Evet. toplanır yani. Evet. Orada harçlığımız. Vay be. Konya'ya gittik. Onu evvela bir satar rahmetlik. Para diyoruz, hikmet ilahi. Ondan vardık Konya'ya. İlk orada çıktık, işte sabaha vardık. Gece de gidiyor rahmetlik, gündüz de gidiyor. Gitti şöyle bir kutu yağ getirdi. Benim o zaman şöyle büyük güvenek yerlerdi. Bu güvenek üzerime yapıştı. Beni yağladı. Güneş şöyle kaynaya yatırdı. Yattın da oraya uyarmışsın. Yaralar yumuşaysın. Güvenek kendiliğinden kalktı. Dünya benim oldu. Oradan iki ekmek aldı. Şöyle iki topak topak şeker olurdu. İki şeker almış rahmatlık geldi. Adamlar kaynımızı koştuk, ıngıldı, şıngıldı. 1,5 günde de buraya geldik. 30 saat, 40 saatte. Hem durum bu, hem de bir geçim şeyi var. Kesinlikle. İmkanları var. Evet. Şu minderin üstünden içeri götüreceğim, satacağım. Ha. Neyse buradan harman olmaz. 8-10 tane kıtlık sürüyor. Buradan eskile götürürler kaniyle yine gidiyoruz. Ha. Bir evin eşyasını kani torlar toplar için alıp götürür gider. Hepsi oydu dedi. Hepsi bu. Yatağın da onun da kani da bulgurun da kani da kazın da kani hepsi kani içinde. Evet. Oraya var bir evin olur oraya olun. Orada ne görülecek? Şurada senin kuzuna gidilecek. Evet. Duş çalınacak. Tuzun başında kolcular var. Aleykümselam. Abi hoş bulduk. Hani Cenab-ı Allah bir rızık verecek ya eminim millete. Tuz para diyorlar bakar. Tuzu yiyen kim? Adam günde gidiyor 20 kilo, 25 kilo sirkenen tuz getiriyor. Tuzu nereden getirirlerdi? Ya tuz gölünün hangi bölgesinden? Golden. Gölyasının olduğu yerden mi? He, Golden. Allah Allah. O da geceyle, gündüzüne de değil. O zaman orada fabrika mı vardı, nasıl, ne vardı? Şu anda hiçbir şey yok. Abi, topluyorlar Golden. Hı. Gidiyorlar, bazen de dalıp gidiyorlar, şimdi dolduruyor, geliyorlar buzlu şey. Gece de, golcu da var burada, bekler yani. Aha. O tehlike de var. Şöyle bir de hikaye var hatta. Adam 20 kilo tuz getirmiş her gittikçe. İşte 200 kilo tuzum olacak benim. Şurada karabunalar gelip bu tuzu satın alırmış. Vay be. Adam 200 kilo tuz beklerken tuz 180 kilo gelmiş mesela. Evet. Kız hanım ben 200 kilo tuz bekliyordum bizim tuz 20 kilo ne olsun nereye etti bu tuz. İşte
gelene gidene çıkıyormuş kadın. He. Tuzdan. Çocuk bir koşamış da bir kilo geldi. Evet. Hanım demiş ya. Bak hanıma ne dedin, bir şey diyememiş. Sen de şu heybe al. Sen de git. Hiç olmasa 5-6 kilo da sen getirin. Evet. Bizim eskinin altı su çamur işte kör. Bakalım haydi gitmişler. Sinyal titriye yakınlaşmış, oraya yatmışlar. Karanlık kavuşacak. Kolcular gidecek. Bunlar duza varacaklar. Evet. Oradan bunun heybesine de tuz doldurmuş. 5-8 kilo gözünü birine koymuş. 5-6 kilo birine koymuş. Hadi bakalım hanım. Kendi sırtını almış tuzunu getirmiş. Bu söz tuz doğusu anlaşmamış. Evet. Satarken tam dek gelmiş. Evet. Hanımına duza gelmişler, komşular, duz olmayanlar ya. Bir de hay koşam duzu, valla. Kendimin içinden yüremem, her yüküne de kıyamam. Kusura bakma. Kendi duza gidişim mesele bu, evet. Yani şöyle. Geçim. Eskiden çok zormuş emmi ya. Çok zor. Çok zormuş. Eskiden, şurada, burada bizim komşu vardı, babamın emsalı. Evet. Onun babasının bu tek devesi varmış. Tek deve. Eskiden bu deveyle Konya'ya gidiyorlar. 3 kişi. Evet. Deve, bir deve 200 kilo yük götürür. İşte buna şu minderlerin içini boşaltmışlar, içizlik diyoruz galiba. Bunu çuvallara basmışlar, deveye kaymışlar. Bunu götürmüşler, gitmişler. Konya'ya gitmişler ya deveyle. Oradan işte ya buğday alıyorlar ya un alıyorlar. Buğday hesaplıysa buğday alırlar. Hmm. Bizim şu Eşmegay'ı biliyorsun değil mi? Biliyorum. Orada 3 tane değirmen dönerdi Eşmegay'da. Barajın orada. Şu Eşmegay'ın yanında. He. İçinde. İçinde? He. Evet. O barajın olduğu yeri gol, su gibiydi. O su giderdi. Bu arada giderdi. Bu ottan da değirmen dönerdi. İki değirmen evet. De bu otta dönerdi. Kuz geldi miydi kaynadan geçemezdin oradan. Millet onu uydur. Başka çare yok. Orada uydurlardı. Tekrar yine bunlar deveye atarlar, eskile geldiler. Biz böyle çare. Bu geçim sıkıntısı işte. Naklet, okuş. Efendim. Ha. Yaşam, bu yaşam 10 sene sürüyor böyle darlık yaşamı. Ondan sonra çobanlık başlıyor. İşte. Tabii içinde 50-100-200 koyun olan ağalar var. Onların koyunları güdürüyor. Babalarımız çok kutlu, 28 koyun gitmiş baba. Öyleyle geldi, bizi bu şekilde büyüttüler, dünyaya getirdiler yani. Zaman bu, eski hikayelerden. Evet, sen bazı yerlerden de soracağın bir şeyler varsa sor. Emin ben şey sormak istiyorum, hani özellikle sormak istedim. Hani geçen sohbette de çok hoşuma giden nokta şuydu. Senin yaşadığın hikayeler, hani böyle ufak ufak hikayeler ama çok ders çıkıyor. Mesela ben şöyle söyleyeyim. Az önce de söyledim. Adnan Menderes hikayesinden İç Anadolu'nun tanımı çıktı orada. İşte senin bir çayır hikayesi vardı. Çayıra gittiğin hikaye vardı. Evet. Onu anlattın. Mesela hani şey demiştin ya. Beklerim 5 lira. Anneme söylerim. Annem babama söyler. Para gelmez falan. Gelmedi. Çerçi gelir. Ben saklanırım falan. Mesela bunun gibi hikayeleri çok seviyorum ben. Çünkü niye biliyor musunuz? Hani biz de hala babamıza bir şey söyleyeceğimiz zaman önce annemize söylüyoruz. Evet. Biz de hala öyleyiz. Hala öyleyiz. Hani o yüzden bu hikayeleri sevdiğim için böyle yaşadığın hikayelerden, anılarından biz zaten dersi çıkarız. Sen yaşadığını anlat. Yaşadığımı. Evet. Burada 3 atı var pederim, çift süreriz. Evet. Ayağıma çarık giyerim. Çarıklar öğlen orkun ayağımı sıkar. Evet. Hamgun, barnaklarım üstüne çıkar şöyle. Evet. Öğlen oldu mu tarlaya 3 bidonda su götürürüm. Her bidonda 20 litre su alır. Hı. O 3 bidon götürürüm, atlar birer bidon su içer. Öğlen saat 1'de. Ondan sonra torbalarını takarım. Atlar onu yürürken ben de şu ayağımdan çarlaya çıkartırım, toprağa gömerim. Islak, rütbet toprak var ya. Hı. Orada bir saat gömülüp durdum, bir de yumuşar. Ondan sonra ayağıma giyerim. Akşama der işte, akşam olur galiba, o yumuşaklığına akşamı bulurum. Yaşama hikayesi böyle. Gururum vardı, çocukluğumda gururum vardı.
Şimdi gelelim mesela, ben anladım yani babam bana 5 lira çıkmış. Çayla gideceğiz. Evet, onu mesela anlat bir daha. O hikayeyi bir daha anlat. Anlatayım. Evet. Bilmedi 5 lira, buradan parası gittim. Ama ayrıntılar, mesela geçen böyle anlattın, kapıda beklerim, şey olur falan, böyle böyle anlattın. Böyle daha ayrıntılı anlat. Araba... Hey! Arabayı koşarım. Evet. Arabanın üstünde yarım saat oturun, babam para verecek mi diye. Evet. Şu kaç kuruş? 10 lira. 10 lira mı, 50 lira mı? 10, şu 50 lira. Ha, onu al, onu ver. Hadi. Evet. Çöl düz, dümdüz. Evet. Bakarım şu yandan, batı taraftan affedersin bir eşekli geliyor mu, mutlaka çeşit. Evet. Çeşitli gelişim, bizim huvuda 5-6 kişi varız. O arkadaşlar 50 kuruş, bu liralık bir şey alacaklar. Ben alırım elime, tak otur giderim. Evet. 1000 metre giderim. Oraya da öklerim, yatırım oradan bakarım. Evet. O hayvanı çeşit, gelen çeşit. Fıstık satar, fındık satar, lokum satar, püskürt satar. Bizim huvudan gittim bir de oradan yavaş yavaş gelirim. Hı. Orada bir ay, iki ay mı öyle geçer. Eski adamlar, senin mahcup olacağını bilmiyorlar, cahiller, çok cahiller. Motor çıktı, biçer çıktı, hala da atına uğraşırlar. Hı. Ya şu tarlayı motora verelim dediğin zaman kıyamet kopar. Benim babam öyleydi. Çok, beni çok kırardı, kırdı. 24'de askerlik yaptım. Bir ay mezuniyetim var. İzinim. 23'de askerlik yaptım. Hayatımda babama mektup yazmadım. Para harçlık yazmadım. Hiç. Niye yazmadım? Parası yok. Ben yazsam babama 30 lira kadar. Ne diyeceğim? Ha. Mektubu hiç yazmadım. Evet. Hiç vallahi. Kendim çalışırdım. 12,5 lira maaş alırdım. Eminim o 12,5 lirayla askerliğimi bitirdim. Açıksın, tabağa gidecek, bulamayacak işte. Yaşantı hayatım böyleydi çocukluğumda. Babalarımızla laf konuşamazdık. Şu tarlayı bir kere verelim, motora verelim dediğin zaman. Bağır yürüdü, evet. Kız yürülerdi. Evlendik, onu da anlatayım istersen. Anlat, anlat. Şu odada babam olur, şu odada da ben olurum. Şu evin esnasında bir gözdağı var, orada aşevi. Evet. Şu arada da 4 kız var yatır, 2 oğlan yatır, bir de nenem var, o yatır. 3 odada kaldı herkes. Ha, biz de hanımla şurada yatırız. Evet. Isıcak su yok, hiçbir şey yok. Yaşlayacaksan burada yaşa. Evet. Ha, şimdi ben burada 11 sene yerleştim. Hayatımı yaşadım desem sen inanmam. Değil mi? Niye inanmam? Şurada sergen gibi adam. Evet. Şurada bir yarım göz var ekmeklik. Orada bir desu su var ocakta. Evet. Isıcak su, hepsi o. Şu anların arasından o suyu getirmek, banyo yapmak merasime tabi. Nasıl değerlendirsen değerlendir. Bu 11 sene geçti bu aradan. Ondan sonra ne yaptık? Hayata atıldık iş hayatına. Bir şey aldık. Evet. Zirai Donat'ın kurumundan. Bir şeyin bir taksini ödedik, iki takside gelişim zorlandık. Yeni bazı şeylerim var, onu anladım, aklıma geldi. Anlat, anlat. Bir tecil hakkımız oldu. Ankara'ya gittik, tecil ettirdik borcu. Bir hakkımız varmış, evet. İkinci tecili yaptıramadık. Burası sıkıştırdı. Borcun bunu geldi geçti. Bu borcu da 4-5 arkadaş çevirdi eskiden. Konya tecil yapmadı. Oraya da gitti, o da yapmadı.
Nereye vardıysak o oldum. O oldum. Bakanlığa giderim. Bakanın karşısına çıkacağım. Ben bir sıradan bir vatandaşım. Heyet falan değilim. Bakan bu kapıdan girer, şu kapıdan çıkar giderim. Halk engellemesin diye. Bir hafta o kapıyı bekledim. Bir haftadan sonra bir hanım kız benim dikkatini çekmiştim orada gezip dolaştım da. Bazen kendi kendime böyle dalarmışsın. Yanıma gelmiş, öyle hiç haberim yok. Şöyle sıçradım kız dedim, görüşün şöyle 18-20 yaşlarında, yok 20 yaşlarında bu çocuğum. Abi sen ne arandı ya burada bir haftadır geliyorsun hiç göremiyorum. Benim bir açık borcum var, bakanı beyin karşısına geçeceğim. Bakanı yakalayamadım dedim, bakan bey. Müsteşara çıktın mı dedi, çıktım beni kovdu ki söyle dedim. Gel biz dedi. Biz odaya girdik, Dariye. Geçtim koltuğa oturdu, masasının üstünde iki tane telefon var. Sekreterim, şurada bir kara perde çekili. Şimdi ben dedi gireceğim içeriye. Müsteşar Bey'e diyeceğim ki bir çiftçimiz de seninle görüşmek istiyor diyeceğim. İsmini söylemeyeceğim dedi. Gir. Hiç deme dedim ben. Niye? Ben girerken beni kovar dedi. Kovarsa çıkma dedi. Bana avuz akıl veriyor. Kovarsa çıkma dedi. Esas duruşumu bozma dedi. Elin ayağını kaldırıp indirme dedi. Bak. Yalnız ağzın konuştum dedi. Konuştu. Bu varsa çıkmazdı. Evet. Peki. İçeriye girdi hanım kız. Efendim bir çiftçimiz var sizinle görüşmek istiyoruz demiş. Gelsin demiş. Ben şöyle gördüm kapıdan girişten. Bir telefon şu omuzuyla yapışıyor. Bu telefonu da şu elinde ağzına bir buna konuşuyor, bir buna konuşuyor. Böyle gördüm. Eski yazıdan, Osmanlı yazısından da not alıyor. Sene kaç? Hatırlıyorum değil mi? Hatırlarım. 1955'te filandır. 60'ın içindeyiz. 60'a var değil mi onu? He vardı. He. Adalet Partisi döneminde herhalde. Ben ama dedim, darbeden önce olması lazım o zaman. He, ben dedim sonra. 1960 darbesinden darbe oldu, önce. He, 59'da darbe oldu. Evet. Demirel dönemi. Hmm. Demirel geldi ya. Telefonu bıraktı. Şöyle dedim, beni gördü yine. Hı. Evladım dedi, ben sana dedi, İngilizce konuşmuyorum dedi. Hı. Türkçe konuşuyorum dedi. Türkçe dedi. Anlamıyorum Türkçeden dedi. Anlıyorum efendim. Ne demek istiyorsun dedi. Hı? Şu telefonu elime alayım dedi. Müdür bey emir miyim bunu oradan erteleyin. Erteletmişsin bu arada dedi. Daha ne istiyorsun dedi. Öbür sene. Esas turuşunda duruyorum. O telefonu elin al, müdür bey emir ver, bunun borcunu erteleyin diye dedim. Emiri ver hocam dedim. Sen o emiri vermezsen dedim, tabaktan dedim, gazetelerin başlığında şunu göreceksin dedim. Bilgisi kendini gol başına atmış. Bunu gazete başkanı yazacak dedim. O benim dedim. O gol başını atan benim dedim. Ankara'nın gol başı var ya, evet, o evet. Gol. Niye atacaksın evladım? Benim koyum 600 tane dedim. Bu borcu 5 tane arkadaş kefil dedim. Haciz gelecek, birinin ineğini haciz edecek, birinin tanasını haciz edecek, birinin halısını yastığını haciz edecek, birinin 5 koyunu var, onu haciz edecek. Ben de o köyde gezeceğim öyle mi dedim? Yani, hocam, gezebilir miyim dedim. İşte ben ancak gol başı bakler dedim. İstersen gitmek. Bana dedi ki, ulan Aksaray'la dedi, yine kovunumu yaptın dedi. Ama bunu anladıktan duygulandım. Hı. Yani sesim çıkmadı yani hemen. Bir Aksaray'a git gel dedi. Ne olacağız hocam? Orada ilçe tarıma varacaksın köy hizmetlerine. Orada bu seneki eskiden orada bir rapor olur, rapor al gel bir ne var dedi. Müdür beyin gururuna dokanmıyor yani.
uzatmayalım, geldim. Bir arkadaş bulduk adam. Oraya vardık, oranın müdürünün de kitaptan yazdı yazdı, elimize verdi, götürdüm, gitmiştim. İlettim, ertesi gün. Şöyle baktım, ha dedi. İşte kanun yoluyla yapalım değil mi, yoruldun ya dedi. Altına kırmızı yazdı, şunu götür git müdürüne ver dedi. Hı. Genel müdüre. Nevzat Emir diye bir adam, çok değerli bir adam, ilettim. Şöyle baktı. Müsteşar Bey'den mi rahat gittin dedi bana, biliyor musun? Ben de müdürüm, suda sıkılan yalpıda sarılıyorum. Ne yapacağımı bilemedim dedim. Ben bu sene daha ertelediler. Böylelikle istasyonu borcumuzu ödedik. Bu yaşandığımın içinde. Evet. 11 sene doğuya gittim. Biçerler mi? Biçerler. Evet. İşin içinden çıkardım. İdareciymiştim gençliğimde. Biz arpa bitirdik, 400 dönüm falan bir arpa. Derekte tacar dediler, tacarlar bunlar, üç kardeşler. Karakol valiliğin emriyle gitti o koya, dedi ki hiç müdahale etmeyin. Susuz düşersiniz demiş. Bir şeyler veriyoruz arpaya. En büyük kardeşlerim ismi Tahir. O vakitte ikindin. Bu vakit. 15-20 kadın geldi arpa tarlasına, gidip arpa yoluyorlar. Bana dedi ki Muzaffer Bey, şunu gördün mü? Şunu gördüm dedim. Ne demek istiyorsun dedi. Bana bir akıl ver dedi. Gel şu arabanın kolgasına otur diyorum dedim ben. Benim diyeceğim tutacaksın, şu arabanın kolgasına otur. Gel. Onlar orada kaç kadın var? 20 kadın var. Onun 20 sepsini götüreceği bir ölçek arpa dedim. Ölçektiler onlar, 25 kilo evet. Var ölçekleri. Onun hepsini götüreceği arpa, bir ölçek arpa dedim ben. Arpa değil onların hikayesi dedim ben ya. Sen buradan varacaksınız siz, kadınları kovalayacaksınız. İşte kadınları dövüyorlar, dövüyorlar derken oradan silahla yanaşacaklar dedim ben. Bir kavga debermesini arıyorlar dedim. Evet. Kavga arıyorlar. Kim çıkarmaya çalışıyor? Sen götürme işte. Bunu götürle giderler ki günler karanlık kavuşur gelmezler dedim. Hani dediğim gibi oldu kadınlar. Birer şeylek şeylekledire gittiler. Demediler. Gelelim ikinci bir sene yok da üçüncü sene mi? Hacı Mahmut isminde bir adamın ekinlerini biçiyorum. Buradaki ekinini biçtik. Diyelim ki gözlükte ekinini biçeceğiz. Evet. Şuradan giderken Bozoğlan'dan karşımıza ikisi geçti. Onların 400 dönüm ileri varmış, ekmişler tarlayı. Borçları ödeyememişler, bizim Hacı Mahmut Ağa'ya satmışlar. Hmm. 16 bin liraya. Demişler ki Hacı, bu para bizim borcu tamamen ödemiyor. Sen bize 2000 lirada öyle bir para. Biz yine sene bu ekinin bu çar parasını biz ödeyelim. Demişler, senet falan yok ortada. 400 dönüm ekin. Takar yani. Üzerine geçerken iki kurt karşımızda geçti. Kurtça başladılar. Konuşka sertleşti, konuşka sertleşti. Ne kadar kadın kız varsa başımıza yığıldı. Ya şu mevzuyu bana bir anıdan yokmuş öyle tükürtledim yani. İşte filan adam geçti anladı. Getirin adamı çağırdık geldi. Dedi ki usta, yani bir şey çalıştırma adımız usta. Bunlar dedi, ekini ektiler, borcun içinden çıkamadılar. Borç çıkıştır için bunlar ekini Mahmut Ağa'ya sattılar. O zaman demişler ki, Hacı Ağa sen bize 2000 lira daha bir. Biz senin yiyin, ekinin bir çarpasını biz ödeyelim. Hı. Demişler, şimdi de biz para ödemeyiz diyorlar. Mesele bu. Hacı Ağa da ödeyeceksiniz diyor ama zaten iki oğlu var, bir kavga başlayabilirse öyle bir iki olur. Böyle yani. Bir dakika durun o zaman. Anladım mevzuyu. Birinin adı Abdülkadir, birinin adı Şemus. Abdülkadir Şemus. Beni bu dinleyin. Ben bu yakını biçeceğim. Sizden biçer parası almayacağım. İstemiyorum. Yani bedava biçeceğim. Parası.
Tamam. Ben orayı hacıyla halledebilirsem derim. Demezsem siz 1 lira para vermeyeceksiniz. İşte bitti. Öyle bitersen biz ne yapacağız? Daha ikin orada gidin bütün. Ama biz para ödemeyiz. Ödemeyiz. Gittik. Bir kere ekine gördük. Şeyin başına oturdu. Hacı, ben o zaman delikanlıyım. Gencim. Hacı 60-65'lik. Usta niye öyle ettin? Diyor bana. Bak toplumdaki cahile bak. Bu dünya nasıl gelişti. O göre değerlendir. Hacı dedim ben. İnsanlar cahil olabilir ama bu kadar cahillik de fazla dedim. Çok fazla. Orta iki fakirinle destini tokuşturuyorsun dedin. Onların destileri boş, seninki dolu. Kırılırsa senin desti dökülüyor. Aslı bir kimine para ödeyeceğim, biçer parası. İki oğlum var, orada bir kavga olsa, biri olsa. Onun biri senin oğlan vuracak, bu da oradan vuracak. Belki bizi de vuracaklar. Ondan sonra hepimiz torlayıp toplayıp götürüp gidecekler. Arşan bu ekine bir kirpiç yağı verecekler, bu ekin de burada yanacak. Bunun hangisi iyi oldu dedim. Benim yaptığım iyi, bu mu iyi dedim. Dedi ki usta, siz çok akıllıdır. Siz çok akıllıdır diyor bana. Hı. Hiç hoşuna gitti yani. Dünyanın buğdayı çıkıyor oradan. Ya bu kamyonlarla buğdayı çıkıyor. O dursuz da karıcıdan koca tarla. İşte böyle sıkıntılarla geldik geçtik. Kendi hikayem bunlar. Hı. İşte bu seviyeye geldik. Her şeyimiz elimizden kaybettik. Hanımla ikimiz kaldık. İki tavuğuna, dört tavuğuna. Tavuğumuzu örttük, ekmek de yedik, onu da yaptık. Aç kaldık. Patatesle zeytinyağı yok dökecek. Bu seviyeye düştük. Durmadık, mücadele ettik. Ondan sonra biz tarım sulama alamadık. Tekrar bir kooperatifimizi canlandırdık. Git gel, git gel Ankara'ya. Der, çenemizde laf yaparmış gençliğimde de şeydim yani. Şimdi ağzımda da yok, hala iyi maşallah. Yapamıyorum. Kuyu açtırdım, 12 kuyu açtırdım. Tarım sulamaya geçtik 1997'de. Ondan sonra işte ilim biri de biz olduk. Hayatım bu yani. Peki Emre, sen de bir şey sorayım. Şimdi doğdun, büyüdün, büyük tecrübeler yaşadın. Hayat ne sence? Hayat bu dünya bir okul, kendi kendine öğrenmesini bilirsen, okumasını bilirsen. Hayat bu. İnsanların içini tanı diyor sana. İnsanların. Mesela benden şunu sor hayat dersin. Şu koyun içinde kim ne halde ne yolda, içi nasıl bilirim? Herkesi tanırım yani. Yani ben şunu merak ediyorum. Bir yaşayan bir insan olarak, bunların hepsini yaşayan bir insan olarak hani hayatı nasıl tanımlan, biz bu hayatı niye yaşıyoruz, nasıl yaşıyoruz, ne öğreniyoruz? Başta birincisi doğruluk. Evet. Hiç yalan söylemeyeceksin hayatın içinde. Hukuka tecavüz etmeyeceksin, verdiğin sözü tutacaksın. Bu üç noktaya çok dikkat edeceksin hayatta. Eğildiğinde yıkılma. Eğilmiyorsun, yıkılmıyorsun. Yani eğildim de yıkılmadım. Aha. Doğru. İşi doğru olmayanlar, hileyle huzayla geçenlerin sonu olmadı. Yani dünyayı okuyabilirsen oku diye buna diyorum yani. Aynen öyle. Ben onu soruyorum, evet. Devam. Tecrübesi var tabii. İnsanların üzerinde tecrübe yapıyorsun. Evet. Bunlar. Mesela bir adam an bozuyor, yol sürüyor, bakıyorsun, çekiyorsun, sonuna bak onun. Son olmuyor. Olmuyor değil mi? Olmuyor. Son olmuyor. Çünkü hani şu anda da var. Adam böyle mesela bir anda parlıyor, bir şey oluyor. Arkasında başka şeyler var ama 10 yıl geçiyor, 15 yıl geçiyor. Allah unutmuyor. 25 sene sürer, 20 sene sürer. Allah unutmuyor. Kesinlikle o adamdan çıkıyor. Mutlaka bir şekilde çıkıyor. Hüsrana uğruyor. Şu anda insanlar boş bir hayatta yaşıyor gibi hissediyor kendini. Çünkü televizyon, şu bu, her şey çoğalınca insani ilişkiler azaldı. Mesela senin yanına gelip böyle oturup sohbet eden kaç adam var? Evet, şimdi... Hiç yok değil mi? Bak ben her hafta birine gidiyorum, her hafta birine gidiyorum, her hafta birine gidiyorum. Hepsi de bunu diyor. Hiç gelip de bizim halımız atımız soran yok diyor yani. Yaşantı bir zaman bakar koru olarak yaşadı babalarımız. Evet. Neden? Benim babamın 350 dönüm Konya dönüm arazisi var.
Burada 400 dönüm olan var, 300 dönüm olan var. Bundan aç yaşarlardı, aç, açlık yok. Ne bu? Bakar koyular. Şöyle diyeyim sana, şurada Gümüşlüğün koyu var. Evet. Bu oralı, evet. Dayımın kızı. Çok tembel bir adam, evet. Dayım. Onun 3 günde ektiği ekini biz 1 günde ekeriz. 2 günde ettiği nadası ben 1 günde ederim. Babam böyle çok çalışkan. Evet. Ben de çalışkanım. Onun oğlu sağ yok. En büyükleri kız. Oğlanla soğanadan oldu. Motor icat oldu. Motor. 52'den sonra ülkeye motor yağdı. Menderes devrildi. Menderes ithal etti. Evet. Paralı parasız bizdi. Eşmekayları öyle motora geçti. O da bunun babası benim dayım. Eşmekayarlarla tarla komşusu. Tarla komşusu. Atına sürer. Öyle olmuş. Atları torbalamış. Arabanın kurgesine oturmuş. Dayım. Eşmekayar'dan bir motor geliyor. D30 diye bir motor. Arkasında 400 saç buruluk. Arabayı kurtarıyor, pulluğu takıyor, motor tarlasına yürüyor. Anganga bunun tarlasıyla Eşmekarlı'nın tarlası. Eşmekarlı yürüyor. Bu da arabadan sonra motor geliyor, şöyle gidiyor. Baksak ki taşlar döndürüp gider. Motor bir kıvrandı mıydı, ikinciye geldim daha iyileşir. Evet. Pulluğun tekeri de cızıya girer, motor da cızıya girer. Pulluk biraz daha işler, taşlar şöyle atar toprağa. Kar toprakla tavdaymış. Şöyle bakıyor ama hoşuna gidiyor. Motorda bizde iki iş olur. O biri bunun yanına geliyor. Ya hacı diyor ya. Sırımdiler gibi niye uğraştın tek buluna. De oturtursun atıyorsun diyor. Sürsün dedi sen de parasın diyor. Bizde de para yok diyor. Ne uğrayalım işte böyle. Ya hacı ben olsa olsun senden para isteyen mi var? Harmanda biz. Öyleyse sür diyor. Motor dolanıp geliyor, adama el kaldırıyor. Otomatikleri tarlaya giriyoruz diyor. Geliyor, o köşeden çıkıyor, bunun tarlasına giriyor motor. Bu da pulun neyin arabaya atıyor, koya geliyor. Kalan tarlada motor sürüyor. Evet. Neyse, kuzun ekini ekiyor. Baharını affedersin, eşeğine şeye gidiyor. Eşmekayya, cuma namazı kılmaya gider, cumadan cumaya. Güzelken dolanan gidiyor tabii. Şöyle kafasını bir kaldırsa, istiyorsan baksa, motora sürdüğü zihirin ekini böyle kavuşmuş, tarla görünmüyor, atına sürdüğü de ağır ekin. Anah diyor ya. Hani eşmekarların ekinleri iyi biterdi, motormuş. Oradan tercih alarak eşmekaya gidiyor, cumasını kılıyor. Aynı o motor diye varıyor. Arkadaş bana motor nadasından giderim. Tutuyor 200 bin namaz parası veriyor. Motor istasyon geliyor 2 gün sonra. Buna 200 dönüm nadası veriyor. 200 dönüm. Yani. Allah'tan insana yılı verir. Hacım var 11 kamyon buğday satmış. Lafı gel. Kamyonu da 600 ton ancak götürür. Yani. Hala da benim babam bundan uğraşmışsın. Ya şu tarlanın birini motor ettirelim dediğin zaman kızar. Konuşturmaz. Senenin biri 1958. Gide gele affedersin eşeğine bir kere buldu geldi. Bir kere geldi. Şurada bir 90 dönüm tarlamız var. Bu 90 dönüm tarlanın yarısını dirdirdi, bir kere yarısı kaldı. Şunu da bir kere verelim, niye kaldı dediğin zaman ağzını açamam diyemem. Hayatta yaşantığın içinde hürriyetin kısıntılı yani. Çok kısıntılı. Neyse buraya döktük, sürdük, savurduk. 3-5 halka diriz biz. Halkaları hep sürdük, biri kaldı. Onu da sürdük, tinesi kaldı. Tinesini de attık, buğdayı çıkarttık. Yarısını çeşledik, yarısı kaldı. Sene 1958. Bu saatlerde mi, daha içken mi? Biz rahmet tuttu ki, anam. Rahmet 3 dakikanca sürdü. 3 dakika. Herhalde. Nirgol su oldu ama. Şuradan gelen sel bizim buğdaya vuruyor, şimdi buğdayı aldı götürdü gitti. Şuradan gelen sel de karşıladı.
Burada biraz kaldı ama çok gitti. Orada söyledim ben. 10 ton buğday varsa 5 tonu gitti, 5 tonu kaldı. Kuru ürün aldık. Eteğini dikunda çillendi. Kes vardı. Kesle kardık attık, sürdük, savurduk. Konya götürse diğer demesiyetine sattı. Yani yaşantılar böyleydi yani. Öyle bir kısıntılı yaşantımız vardı. Ya bu işte hocam senin işten var. İşte kayınlar daimler. Niye o zenginiyordu sen fakirsin? Hocam ne iş görüyor? Onun 300 dönüm tarlası var. Senin 400 dönüm tarlan var. Burada bir eksiklik var. Nedir bu eksiklik? Beyin. Aynen öyle. Aynen öyle. Ben her zaman bunu söylüyorum. Bir insan eğer zekasını, aklını kullanıyorsa ondan olur. Ama bir adam sırtında ömrü boyunca yük taşısın ondan bir şey olmaz. Hiç olmaz. Ömrü boyunca taşısın. Ömrü boyunca. Bir adam oturduğundan parasını kazanır ya aklı varsa, öteki adam gece gündüz çalışır. Gece gündüz sürünür. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Emin yine sonu çok güzel bir sohbette bitti. Var mı başa anlayacağın bir şey? Ne dedim vallahi sen... Bu kadar yeter bana göre. Öyle mi? He. İyi öyle. 40 dakika oldu. Çok güzel. Sen de zaten hani ben bayağıdır sohbet yapmayı özlüyordum. Allah'ın verirse yine gelirim ara ara seninle muhabbet ederim.